A tabakayı ya da arkadaşlar retinayı göreceğiz. Tekrar söyleyelim. Göz küresinin arkadaşlar en iç tabakasıdır. Retina ya da A tabaka. Bu tabakanın üzerinde görmeyle ilgili önemli yapılar bulunacak. Bu yapılardan arkadaşlar ilki reseptörler olacak. Reseptörlerimiz ışığa duyarlı olacak. İki tip reseptörümüz var. Çubuk ve koni reseptör olmak üzere arkadaşlar. Bunun dışında yine görmeyle ilgili sinirlerimiz de bu tabakanın üzerinde bulunacak. İşte ayrıntıya girmeniz gerekirse görmeyle ilgili sinirlerin arkadaşlar retina tabakasının üzerinde dendritlerini göreceğiz. Akson ve akson uçları ise arkadaşlar birleşerek göz küresinden ne yapacaktır? Çıkış yapacaktır diyoruz. Göz küresinden çıkış yaptıkları noktaya da arkadaşlar biz ne isim veriyoruz? Kör nokta diyoruz. Kör nokta dememizin nedeni bu bölgede arkadaşlar görüntünün oluşmayışı. Peki baktığımızda arkadaşlar görüntü nerede oluşuyor derseniz görüntü sarı nokta denilen bir ya da sarı benek denilen bir noktada şu kısım arkadaşlar gösterilmiş size sarı benek ya da sarı nokta dediğimiz kısım. Üzerinde oluşacak arkadaşlar. Görüntü sarı beneğin üzerinde ters oluşacak. Ve oluşan görüntü de arkadaşlar yine bu tabakanın üzerinde bulunan nöronların üzerinde impuls oluşturulacak. Oluşturulan impuls da arkadaşlar sinir hücresiyle nereye? Önce bir talamusa, talamustan sonra nereye? Uç beyine gelecek ve uç beyinde arkadaşlar yorumlama sonucunda görüntü düz ve renkli bir şekilde ne yapacak? Algılanacak diyoruz. Görüntünün oluşumundan biraz sonra bahsedeceğiz. Tekrar üzerinde duracağız sizinle. Biz gelelim reseptörlerimize arkadaşlar. İki tip reseptörümüz var dedik burada. Reseptörlerimizden bir tanesi çubuk, bir tanesi koni reseptör. Çubuk reseptörlerim aslında baktığınızda renklere karşı arkadaşlar çok fazla duyarlı değil. Daha çok şekillere arkadaşlar, cisimlerin şekillerine duyarlı olacaktır. Şekillerin ayırt edilmesinde, algılanmasında etkili olacaktır diyebiliriz. Ve loş ışıkta arkadaşlar şekillerin ayırt edilmesiyle beraber de görüntünün oluşturulması, net bir şekilde oluşturulması sağlanacaktır. Çubuk reseptörlerin dışında bir de koni reseptörlerim var dedim. Koni reseptörler arkadaşlar renkleri algılayan reseptörlerim olacak ve aydınlık ortamda arkadaşlar ışık içeren ortamda da net görüntünün oluşmasını sağlayacaklardır. Koni reseptörlerim. Bulundukları yer neresidir derseniz retinanın üzerinde arkadaşlar sarı benek ve sarı beneğin çevresinde yoğunlaşacak. Ama özellikle sarı beneğin üzerinde koni reseptörler yoğun şekilde arkadaşlar gözlenecek. Yine sarı beneğin üzerinde az sayıda arkadaşlar çubuk reseptör, sarı beneğin çevresinde ise yoğun şekilde çubuk reseptörlerim gözlenecektir. Konumlandıkları yerler de önemli olabilir. Duyarlı oldukları arkadaşlar faktörler önemli olabilir dediğim gibi. Bunların üzerinde durmaya çalışın. Baktığınızda arkadaşlar çubuk reseptörlerimizin az ışıklı ortamda yani loş ışıkta net görmeyi sağladığını söylemiştik. Bunun arkadaşlar net görmenin nedeni nedir derseniz yine retinada bulunan rodopsin denilen bir maddemiz var. Rodopsin arkadaşlar aydınlık ortamda parçalanır. Karanlık ortama geçtiğimizde ise tekrar çubuk reseptörlerin üzerinde sentezi gerçekleştirilir bir madde olacaktır. Ve rodopsin karanlık ortamda arkadaşlar ya da loş ortamda net görmeyi sağlayan maddemiz olacak bizim için. Özellikle arkadaşlar karanlık bir odaya girdiğinizde ilk etapta nedir? Göremezsiniz. Tamamen her yer karanlıktır. Ama bir süre arkadaşlar ortamda kalmaya devam ettiğinizde rodopsinin sentezlenmesi gerçekleşeceği için yavaş yavaş ne yapacaksınız? Görmeye başlayacaksınız ve daha sonra da arkadaşlar görüntü ne yapacak? Netleşecektir diyoruz. Rodopsinin sentezlenebilmesi için de sene başını hatırlayalım isterseniz A vitamini arkadaşlar ihtiyacımız var. A vitaminin arkadaşlar rodopsinin sentezinde önemli olduğunu bilelim. A vitamini eksikliği durumunda da rodopsin sentezlenemeyeceği için loş ışıkta arkadaşlar net görüntü oluşturamayacağız ki bu hastalığın ismi neydi?
Gece körlüğü. Gece körlüğüydü. Evet. Gece körlüğü arkadaşlar ortaya çıkacaktır diyoruz. Evet. Burada küçük bir şeyden bahsetmiş arkadaşlar. Şu sarı beneğin üzerinde yoğun şekilde koni reseptörlerinin olduğunu söyledim. Az miktarda arkadaşlar çubuk reseptörünün olduğunu söyledim. Çubuk reseptörlerin daha çok sarı beneğin arkadaşlar çevresinde konumlandığını söyledik. Aslında bununla alakalı, bu söylediğimiz arkadaşlar cümlelerle alakalı bir önemli not vermiş burada size. Yandan yaklaştırılan cismin arkadaşlar, yani yandan derken vücudunuzun yan kısmını kastediyoruz. Şöyle gösterelim. Elinizde arkadaşlar bir cisim olsun, rengini bilmediğiniz bir cisim olsun. Bu cismi yandan ne yapacaksınız? Elinize alıp ön kısmınıza doğru arkadaşlar yaklaştıracaksınız. Yaklaştırırken önce arkadaşlar optik ekseninize girildiği anda cismin önce nesini şeklini ayırt edeceksiniz. Çünkü sarı beneğin arkadaşlar çevresindeki kimler? Çubuk reseptörler burada devreye girecek. Çevreden arkadaşlar merkeze doğru yaklaştığınızda da yani tam böyle işte 90 derecelik bir açı yaptığınızı düşünün. Baktığınız arkadaşlar istikametle elinizi açtığınız arkadaşlar 90 derecelik açıyla yaptığınız bu duruş ve yavaş yavaş arkadaşlar elinizdeki cismi yaklaştırıyorsunuz. Direkt baktığınız arkadaşlar noktayı hiç değiştirmeden, odaklandığınız noktayı değiştirmeden optik ekseninize giren cismin önce rengini değil, önce şeklini arkadaşlar yavaş yavaş ayırt etmeye başlıyorsunuz. Hareketinize devam ettiğinizde ise şu an ben elimdeki kalemin arkadaşlar mavi renkte olduğunu ayırt ediyorum. Bu da ne demektir? Şu sarı beneğin üzerinde arkadaşlar merkeze ne yaptınız? Yaklaştınız demektir. Burada da kimler devreye girecektir? Koni reseptörler devreye girecektir. O yüzden cismin önce şekli sonra arkadaşlar renginin ayırt edilmesi söz konusudur diyoruz. Ben bir sorunuz var. Gözün kısımlarını sizin için arkadaşlar harflendirmiş. Bu tip sorularda önce kısımları arkadaşlar isimlendirmeniz gerekecektir. Ondan sonra bu kısımlarla ilgili size soru sorulmuş. Yanlış olanı bulmanızı istiyor sizden. İsimlendirelim isterseniz arkadaşlar. Burada X ile gösterilen kornea olacak. Z ile gösterilen arkadaşlar mercek olacak. X ile gösterilen, bakın şu parçalar arkadaşlar iris. İrisin iki parçasının arasında kalan boşluğa da biz ne diyeceğiz? Göz bebeği diyeceğiz. Y göz bebeği olsun. T de arkadaşlar sarı benek olsun. X ile gösterilen kısım sert tabakanın farklılaşmasıyla oluşur demiş. Kornea için ne demiştik? Sert tabakanın arkadaşlar göz küresinin ön kısmına doğru saydamlaştığını, bombeli bir yapı kazandığını söylemiştik. Bu saydamlaşan ve bombeli yapı gösteren arkadaşlar kısmı kornea demiştik. Evet, sert tabakadan farklılaşacaktır. Sert tabakanın göz küresinin arkadaşlar ön kısmındaki formudur diyebilirsiniz. Farklılaşmış kısmıdır diyebilirsiniz. Y ile gösterilen kısmın yüksek ışıkta daralması, az ışıkta genişlemesi orta beyin tarafından kontrol edilir demiş. Orta beyinde arkadaşlar görme ve işitme ile ilgili reflekslerimiz vardı. Hatırlayın, görme ile ilgili reflekslerden bir tanesi de burada göz bebeğinin büyüyüp küçülmesidir. Göz bebeğinin büyüyüp küçülmesi arkadaşlar ortamdaki ışık miktarına göre ayarlanacaktır. Eğer ortamda çok ışık varsa fazla ışığın arkadaşlar göze zarar vermesini engellemek için, göze girişini engellemek için göz bebeği ne yapılır? Küçültülür. Buna karşılık eğer ortamda az ışık varsa o az ışıktan arkadaşlar yararlanabilmek, görmeyi sağlayabilmek adına göz bebeği arkadaşlar büyütülecektir ki az olan ışık ne yapabilsin? Yoğun bir şekilde gözün içerisine giriş yapabilsin ve görüntü arkadaşlar
görme olayı daha doğrusu gerçekleştirilebilsin. İkincisi de doğru olacak o zaman. Z ile gösterilen kısım uzağa bakıldığında kalınlaşır, yakına bakıldığında incelir demiş arkadaşlar. Göz uyumundan bahsediyor burada. Göz uyumunda neydi? Yakına baktığımızda mercek arkadaşlar kalınlaşacak, uzağa baktığımızda ise inceleyecekti. Oysa ki burada tam tersini söylemiş. Yakına bakıldığında, tekrar söylüyorum, göz merceği arkadaşlar şişkinleşmeli. Yani yuvarlak hale, küresel hale gelmeli. Uzağa bakıldığında ise incelmeli ki arkadaşlar görüntü sarı beneğin üzerine düşebilsin, net bir şekilde oluşturulabilsin diyelim. Yanlış bu. Peki T ile gösterilen kısımda çubuk reseptörler, çevrede koni reseptörler merkezde olur demiş arkadaşlar. Şu sarı beneğimse, sarı beneğin üzerinde ne göreceğiz dedik arkadaşlar? Yoğun şekilde koni reseptör göreceğim. Az miktarda arkadaşlar ne görecektim? Çubuk reseptör. Çubuk az miktarda olacak. Sarı beneğin çevresinde ise arkadaşlar bol miktarda yoğun şekilde ne göreceğim? Çubuk reseptörlerimi göreceğim. Yoğun olacak. O zaman 4'te doğru söylüyor bana. Sarı beneğin üzerinde arkadaşlar ve çevresinde bunlar reseptörlerin yoğunluğuyla alakalı. Bir diğer sorumuz. Şekilde damar tabakanın gözün ön kısmında oluşturduğu iris görülmektedir diyor. İris göz bebeğinin büyüklüğünü kontrol ederek göze giren ışık miktarını ayarladığına göre hangileri söylenebilir diyor arkadaşlar. Kuvvetli ışıkta iristeki halkasal kaslar kasılır demiş arkadaşlar. Halkasal kasların kasılması demek ne olur kasılırsa? Göz bebeği küçülür hocam. Göz bebeği küçülür. Evet, şuradaki arkadaşlar sarıyla gösterilen kısım ne olacaktır? Genişleyecektir. Dolayısıyla da göz bebeği denilen şu ortadaki kırmızı renkte görülen arkadaşlar kısımda ne yapacak? Daralacak. Zayıf ışıkta göz bebeği büyüyerek göze giren ışık miktarı artırılır demiş. Doğrudur. Zayıf ışıkta iristeki çevresel kaslar kasılır demiş arkadaşlar. Çevresel kasların kasılması da evet göz bebeğini ne yapacaktır? Büyütecektir. Şimdi bu kısımda arkadaşlar görmeyle ilgili yapılar hangi sırada görüntü oluşturulurken kullanılıyor? Onları sıralamış. Cismimiz bir üçgen arkadaşlar. Üçgenden gelen ışınlar önce nerede? Korneada ne yapacak? Kırılacak. Korneanın hemen arkasından arkadaşlar mercekte bir, göz merceğinde bir ikinci kırılma ve esas kırılma yaşanacak. Ardından arkadaşlar kırılan ışınlar nereye geçiş yapacak? Sarı beneğin üzerine gelecek ama mercekten sonra geçmemiz gereken bir ne var? Camsı cisim denilen sıvı bir alan var. Bu alan geçilecek. Sarı beneğin üzerinde arkadaşlar görüntü ters oluşturulacak. Üçgenin böyle düzdü. Sarı beneğin üzerinde arkadaşlar ne görüyorum? Ters görüntü oluştuğunu görüyorum. Buradan koni ve çubuk arkadaşlar hücrelerim ne yapacak? Uyarıyı alacaklar. Aldıkları uyarıyı da arkadaşlar sinir hücrelerine aktaracaklar. Sinir hücreleriyle duyu nöronlarıyla beraber önce nereye geleceğiz? Beyindeki arkadaşlar talamusa geleceğiz. Talamus biliyorsunuz duyu organlarından gelen impulsların toplandığı ve dağıtıldığı yerde görmeyle ilgili organımızdan, duyu organımızdan gelen impulslar burada toplanacak. Ardından arkadaşlar beyin kabuğu yani uç beyinde arka lob arkadaşlar ne yapılacak? İletilecek ve görüntünün orada artık düz ve net bir şekilde oluşması, ayırt edilmesi söz konusu olacak. Hocam, hocam kırılmalar olduğunda ters dönme yok değil mi? Normal kırılıyor sence. Kırılıyor, evet.
bir arkadaşlar terimimiz var burada. Optik kiyazma denilen bir terim olacak. İki gözümüzden arkadaşlar çıkan optik sinirlerin beyin kabuğuna yakın bir yerde, burada gördüğünüz üzere arkadaşlar bir toplanması, bir noktada toplanması söz konusu. İşte o toplanılan noktaya biz optik kiyazma diyoruz. Her iki gözünüzden arkadaşlar sağdan gelen neler diyelim, görüntüyle ilgili bilgiler beyninizin sol yarım küresinde değerlendirilecek bu sayede, optik kiyazma sayesinde. Yine her iki gözünüzün arkadaşlar sol tarafından gelen impulslar da beyninizin sağ yarım küresinde değerlendirilecek ve bu sayede arkadaşlar görüntü oluşturulacak. Evet, şimdi görmeyle ilgili arkadaşlar yaşanan sorunlar var. Biz onlara göz kusurları diyoruz. Bunlar hastalık değil, göz kusuru diye geçiyor. Göz kusurları ile ilgili arkadaşlar cümleler kuracağız son olarak gözde. Miyopluk arkadaşlar, uzağı net olarak görememe. Birçoğunuzun hani sahip olduğu göz kusuru aslında bakacak olursanız. Peki nedir bu göz kusurunun nedeni derseniz, sanki arkadaşlar böyle gözünüzün, göz kürenizin üst ve alt bölgesinden basıyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz, hayal edebilirsiniz bu durumu. Bastığınızda ne olacaktır? Optik ekseniniz arkadaşlar paralel şekilde göz küreniz önden arkaya doğru uzayacaktır diyoruz. Bu durumda şöyle bir şey de oluyor aslında baktığınızda. Mercek de arkadaşlar bu konuda sorunlu oluyor. Sanki yine merceği üstten alttan hani bastığınızı düşünün. Bu şekilde arkadaşlar mercek olması gerekenden daha ne olacaktır? Şişkin olacaktır. Ve merceğin şişkin olması da kırıcılığının çok olması anlamına geliyor. Bu durumda da arkadaşlar bu saydığımız olaylardan dolayı görüntü oluşması gereken sarı beneğin üzerinde değil, sarı beneğin önünde oluşacaktır. Ve baktığınızda bu durumla arkadaşlar düzeltilebilmesi mümkün. Düzeltmek için kalın kenarlı mercek kullanılacak arkadaşlar. Kalın kenarlı mercek kullanılarak göz merceğine desteklik sağlanacak ve görüntü oluşması gereken sarı beneğin üzerine düşürülecektir diyoruz. Hocam mercek nasıldı burada? Göz merceğinde nasıl bir problem vardı? Normalde arkadaşlar göz merceğimiz ince kenarlı biliyorsunuz. Şimdi anlattığım şeyi hem arkadaşlar göz küreniz için hem de göz merceğiniz için düşünebilirsiniz burada. Göz kürenizi ve göz merceğinizi böyle alttan ve üstten sıkıştırdığınızı düşünün. Öyle hayal edin. Göz kürenizi arkadaşlar bu şekilde üstten alttan sıkıştırdığınızda ne olur? Önden arkaya doğru bir optik ekseni arkadaşlar paralel. Paralel arkadaşlar bir uzama söz konusu olacaktır. Aynı şekilde göz merceğinizde arkadaşlar ne yaptığınızı düşünelim. Üstten alttan sıkıştırdığınızı düşünelim. Sıkıştırdığınızda göz merceğiniz ne yapacak? Olması gerekenden daha şişkin olacaktır. Bu şişkinlik de onun kırıcılığını artıracaktır diyoruz. Miyop gözlerde arkadaşlar göz merceğinin şişkinliği normalden daha fazladır. Kırıcılığı daha fazladır. O yüzden görüntü düşmesi gereken yer, yani sarı beneğin üzerine değil de sarı beneğin önüne düşecektir. Burada gördüğünüz gibi. Biz ne yapacağız? Göz merceğinin arkadaşlar bu anlamda yardımcı olacağız. Kalın kenarlı mercek kullanacağız. Ve görüntünün arkadaşlar sarı beneğin önüne değil, tam sarı beneğin üzerine düşmesini sağlayacağız. Bu şekilde bir yöntemimiz var. Hipermetropluk dediğimiz neyse arkadaşlar, biraz daha ileri yaşlarda karşımıza çıkan bir sorun olacaktır. Hemen hemen ileri yaşlarda bulunan arkadaşlar her bireyde gözlenen bir sorun. Yakını görememe durumu, sorunu. Burada da miyopluğun tam tersine arkadaşlar, göz küremizi şöyle düşünelim. Önden arkadan böyle sıkıştırdığınızı düşünün. Önden ve arkadan arkadaşlar sıkıştırıyoruz. Optik eksenimize dik şekilde ne olacaktır? Göz kürenizin arkadaşlar
uzaması söz konusu olacaktır. Aynı zamanda göz merceğinizi de yine aynı şekilde hayal edin. Göz merceğinizi de önden ve arkadan arkadaşlar sıkıştırdığınızı düşünün. Bu durumda göz merceği de ne yapacaktır? İncelecektir. Kırıcılığı arkadaşlar azalacaktır. O yüzden bakıldığında bakılan cismin arkadaşlar görüntüsü sarı beneğin üzerine değil, tam tersine sarı beneğin arkadaşlar arkasına düşecektir burada gördüğünüz üzere. Bizler de bu durumu çözmek için ne yapıyoruz? İnce kenarlı mercek kullanıyoruz. Göz merceğinin arkadaşlar sahip olduğumuz göz merceğine desteklik sağlıyoruz. Ve bu sayede görüntünün yine sarı beneğin üzerine normal şekilde düşürülmesi arkadaşlar sağlanıyor. Astigmatizm daha çok arkadaşlar hani miyopluğa ve hipermetropluğa eşlik eden bir göz kusuru olacaktır. Bu göz kusurunda da özellikle arkadaşlar hem korneanın baktığınızda hem de göz merceğinin üzerinde kavislenmeler söz konusu. Bu kavislenmeler göze gelen kornea ve arkadaşlar merceğe gelen ışınların kırılması sırasında dağınık düşüşüne neden olacaktır. Bu dağınık düşüşte arkadaşlar görüntünün net değil de bulanık görünüşüne neden olacaktır diyoruz. Bu durumu düzeltmek için hem arkadaşlar korneaya hem de merceğe yardımcı olabilmek adına o dağınık düşen arkadaşlar görüntüyü toparlayabilmek adına silindirik mercek denilen bir mercek tipi kullanılacaktır. Görüntünün toplanıp sarı beneğin üzerine düşürülmesi amacıyla bu sayede arkadaşlar bu kusurunda çözümü söz konusudur diyebiliriz. Efendim? Hocam silindirik mercekte hem kalın hem ince birlikte mi kullanılıyor? Evet, orada bir karma durum var. Hem silindirik hem de hem ince hem kalın mercek dediğin gibi. O ikisinin beraber kullanılması söz konusu. Tamam hocam. Presbitlik arkadaşlar bir başka göz kusuru. Yine ileri yaşlarda arkadaşlar görülen bir göz kusuru. Merceğin esnekliğini kaybetmesi ve özellikle arkadaşlar göz uyumu denilen olayın gerçekleştirilememesiyle kendisini gösteren bir kusur olacak. Yine yakını görememe arkadaşlar sorunu yaşayacak bu kişiler, presbitliğe sahip olan kişiler. Yakını görememe durumunda da arkadaşlar kullandığımız mercek tipi yine değişmeyecek. İnce kenarlı mercek kullanacağız. Şaşılık bir diğer arkadaşlar göz kusurumuz olacak. Göz kürelerimizi göz çukurlarımızın içine arkadaşlar bağlayan kaslarımız var dedik. Bağlarımız var dedik. Bu bağların arkadaşlar birbirine eşit uzunlukta olmayışından kaynaklanan bir kusur olacak şaşılık. O yüzden göz kürelerimiz arkadaşlar hani tek bir noktaya odaklansak bile farklı noktalara bakıyormuş gibi bir görüntüye sahip olacak. Oradaki fotoğrafta gördüğünüz gibi. O yüzden koordineli çalışma söz konusu olamayacak arkadaşlar göz kürelerinin arasında. Bunun da çözümü var. Gözün arkadaşlar gelişimini tamamlaması beklenir. Ondan sonra da bir ameliyatla düzeltilebilir. Çoğu zaman arkadaşlar başarılı sonuçlar alınıyor ama bazen de önenin başarısız olunabiliyor bu durumda. Aslında ilk etapta arkadaşlar göz kürelerinin hani ayarını yapabilmek adına gözlük kullandırtılıyor. O gözün arkadaşlar gelişimini tamamlaması ameliyat aşamasına gelinceye kadar o zamana kadar düzelebiliyor belki ama düzelmiyorsa ameliyatta düzeltilmesi söz konusu olabiliyor. Bir diğeri göz tansiyonu, diğer adıyla arkadaşlar glokom diye geçecek. Gözün ön odası ve arka odasında sıvılar, özel sıvıların bulunduğunu söylemiştik. Bu sıvıların arkadaşlar miktarının dengesiz olması, dengeli olmamasından kaynaklanan bir sorun olacak. Bu sıvıların miktarının arkadaşlar dengesiz olması göz sinirlerinin üzerine baskı uygulanmasına neden olacaktır. Bu da kendisine arkadaşlar gözünüzde böyle parça parça kanlanmalarla belli edecektir. Bazen belli etmiyor düşük olduğunda. Bunun da çözümü var.
Ameliyatta arkadaşlar çözümü gerçekleştirilebiliyor. Katarakt bir diğer göz kusurumuz arkadaşlar. Bunda da göz merceğimizin saydamlığını kaybetmesi sorunu yaşanıyor. Göz merceği saydamlığını kaybettiğinde arkadaşlar ileri boyuta gelindiğinde görme artık gerçekleştirilemiyor. O yüzden yine ameliyatla düzeltilmesi söz konusu olan bir göz kusuru olacaktır. Daltonizm bir başka arkadaşlar göz kusuru. Bunu görmüştünüz. Genetikten hatırlayacaksınız arkadaşlar. Tam renk körlüğü ve kısmi renk körlüğü ya da kırmızı yeşil renk körlüğü denilen iki tipi var. Burada gördüğünüz kırmızı yeşil renk körlüğü olacak arkadaşlar. Bunda neydi? Gözünüzün arkadaşlar ışığa duyarlı reseptörlerinden birinin olmayışından kaynaklanacaktır. Tam renk körlüğü dediğinizde ise ışığa duyarlı reseptörlerin hiçbirinin olmaması arkadaşlar söz konusu olacaktır. Tam renk körlüğünde bireyler işte siyah, beyaz, gri arkadaşlar tonlarında görüş sağlarlar. Kırmızı yeşil renk körlüğü ya da kısmi renk körlüğü dediğinizde ise ne olacaktır? İşte kırmızı ve yeşilin aynı zeminin üzerinde ayırt edilememesi arkadaşlar söz konusu olacaktır diyoruz. Hocam. Hocam konoreseptörler sıkıntılı o zaman burada. Böyle diyebilir miyiz? Tabii. Evet. Işığa duyarlı olan onlar çünkü. Zaten onların arkadaşlar 3 tipi var. Kırmızıya, yeşile ve maviye duyarlı olan. Bunlardan birinin olmayışı işte kısmi renk körlüğüne neden olacaktır. Tamam. Evet, İbni Heysem arkadaşlar Optik Kitabı adlı bir yapıtı var kendisinin. Gözle ilgili aklınıza gelebilecek arkadaşlar birçok noktada bu kitapta bilgi veriyor. Artı birçok arkadaşlar durumu da resmediyor kitabında. O yüzden gözün anatomisi ve fizyolojisi üzerine arkadaşlar yazılmış en iyi kitaplardan bir tanesi. Zamanına göre tabii ki bakacak olursanız. İşte evet, mercek hakkında, kornea hakkında, iris hakkında arkadaşlar bilgiler veriyor. Görmeyle ilgili arkadaşlar görme olayını özellikle resmederek hani oldukça zamanına göre etkili bilgiler veriyor diyebiliriz. Evet. Gözle ilgili bana sormak istediğiniz bir şey var mıdır arkadaşlar? Hocam şu asıcı cisim kasılma, incelme olayı var ya. Onu nasıl ezberleyeceğiz yani? Ben onu sormak istiyorum. Şimdi yakın ve uzağa bakarken arkadaşlar. Şöyle şurada gösterebilirim. Birbirine ters olaylar olduğunu bir kere bilelim. Yakına bakarken arkadaşlar bunu bilmek zorundasın artık. Yani göz merceğinin kalınlaşması gerekiyor. Göz merceğinin kalınlaşabilmesi için de arkadaşlar şu asıcı bağlar, yani göz merceğini esas bağlayan, doğrudan bağlayan iplikler, onlar gevşemiş olmak zorunda. Onların gevşemesi demek kirpiksi cisimde arkadaşlar kasılıyor olması demek. Yani birazcık böyle hani üzerinde çalışmak gerekiyor belki de, bilmiyorum Kemal. Tamam hocam, çalışırım o zaman, sıkıntı yok. Birbirine zıt olaylar, asıcı bağlarla kirpiksi cisim arkadaşlar birbirine zıt işlemler yaparak görmeyi gerçekleştiriyor. Ya da işte merceğin kalınlaşmasını ya da incelmesini gerçekleştiriyor. Sadece mantık şu olsun istersen. İşte merceğin kalınlaşabilmesi için o asıcı bağların serbest kalması gerekiyor. Yani gevşemesi gerekiyor, öyle düşün. Kirpiksi cisimde ne olacak bu durumda? Tersine davranacağına göre kasılı olmak zorunda kalacak. Ya da işte uzağa bakıyorsan mercek incelmeli. Merceğin incelmesi için merceğe bağlayan, iki uçtan bağlayan o asıcı bağların ne yapması gerekiyor? Gerilmesi gerekiyor. Yani kasılması gerekiyor. Kasacaksın. Asıcı bağlar da ne yapacak bu durumda? Gevşecek. Zıt çalışacaktı çünkü. Bu sayede... Tamam hocam, böyle daha iyi oldu. Net oluşacaktır diyoruz. Teşekkür ederim.
Evet, ayrılmasanız da ben bir yoklama almaya çalışsam olabilir mi acaba? Hocam çok kişi çıktı yalnız. Çıktı mı? Tamam o zaman. Bir sonraki derste artık. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz hocam. Görüşürüz.